Esselamu aleyküm. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. İlâ âhiril âyeh. Sadakallâhul azîm. Bir iki başlıkta konulara değinerek kısa videolar yapmak istiyorum. Yapma amacım herkese duyurmuş olalım. Bazı şey oluyor ki insanlar bildiğini düşünerek bir şey yapıyor. Sonra bir hocadan televizyonda, internette veya bir kitapta gördüğünde doğrusunu ya ben bunu böyle bilmiyordum diyebiliyor. Ramazan'dan önce bunları ulaştıralım ki herkes Ramazan'a girmeden bu konulara vakıf olsun. Dinlenilmesi umularak bu videoları yapıyoruz. Mevla muvaffakiyetler nasip eylesin hem konuşana, hem görene hem dinleyene. İlk başlığımız Ramazan-ı Şerif, malumunuz oruç ayı ve Kur'an ayı. Oruç imsakta başlıyor, akşam ezanıyla sona eriyor. Allahu Teala'nın emridir oruç. Bismillah. Kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettequn. Allah Teala buyuruyor ki umulur ki Allah'tan korkarsınız ve Allah'tan sakınırsınız ki sizden öncekilere farz kılındığı gibi size orucu farz kıldık. Allah'tan korktuğunuz için siz de bu ibadete rağbet edersiniz, siz de oruç tutarsınız buyuruyor. İmsak vakti takvime baktığımızda şimdi ilçe bazında hesaplanıyor namaz vakitleri. Yani Kastamonu'ya bakmayalım veya başka bir ilçeye bakmayalım. Herkes bulunduğu yerdeki ilçeye baksın. Devrekani ilçesinde imsak vakti neyse o vakit girdiği anda orucumuz başlar. Ezan okunsun veya okunmasın. Ramazan dışında ezan güneşe bir saat kala okunuyor. Geç kılmak faziletli olduğu için Hanefi mezhebine göre sabah namazını geç kılmanın faziletinden dolayı. Ama Ramazan'da kolaylık olsun diye İmsak vaktinde okunuyor ezanlar. Tam imsak vakti girdiği anda okuyoruz ama insanlık hali, yangın, sel, deprem, Allah muhafaza bir şey olabilir, elektrik kesintisi olabilir, insandır gecikebilir, cihaz arızası olabilir vesaire. Ezan okunsun veya okunmasın mutlaka imsak vakti girdiği anda ağzımızı bağlıyoruz. Ağzımız yıkanmış olarak temiz bir şekilde orucumuza başlıyoruz. Yani elimde bir yudum çayım vardı. İşte elimde bir lokma ekmeğim kaldı, onu yeyivereyim demeyelim. Vakit girdiği anda o iş bitmiştir. Hemen ağzımızı çalkalayıp atıyoruz. Vakit girmediyse su içiyoruz. Vakit girdikten sonra artık ağzımızda bir şey varsa tükürüp ağzımızı çalkalıyoruz. Vakitler çünkü artık eskisi gibi değil, kıl akıl hesap yapılıyor. Neredeyse temkin vakti hiç yok. Artık eskisi gibi araya vakit, boş vakit konulmuyor. İmsak girdiğinde mutlaka buna riayet edelim. İmsaktan 5-10 dakika önce bırakabiliriz ama geciktirmek eftaldir. İftarda ise akşam ezanı vakti girdiği anda orucumuzu açacağız. Ezan okunsun veya okunmasın, eminsek vaktin girdiğinden yiyebiliriz. Sünnet olan imsakta biraz geciktirmek, imsağa yakın vakitte doğru bırakmak. İftarda ise erkenden orucumuzu açmaktır vakit girdiği anda. Niye böyle? Allahu Teala acziyetini bilen kulu seviyor. Acziyetimizi bilerek, ya Rabbi sen yeme dedin ben bıraktım. Sen şimdi serbest bıraktın ya Rabbi ye dedin, izin verdin. Ben aciz bir kulum, çok acıktım, dayanamıyorum. Hemen yemeye başlıyorum dersek Allahu Teala'nın bu hoşuna gider. Biz insanlar aciz kullarız. Biz haşa ne kadar kafa tutarsak, ne kadar böbürlenirsek, ne kadar büyüklenirsek Allahu Teala'nın o kadar gazabını celbediyoruz. Acziyetimizi ne kadar fazla bilirsek, acziyetimizi ne kadar fazla kabul edersek, aciz insanlar, aciz kullar olduğumuzu
ne derece kabul edersek Allahu Teala o kadar daha çok seviyor, onu beğeniyor. Çünkü Allahu Teala Rab'dır, ilahtır. Onun gücüne, kudretine hiçbir kul erişemez. Dolayısıyla acziyetimizi belli etmek için iftarda acele edeceğiz. Ezanın bitmesine bile beklememize gerek yok. Ezan başladığında dua ederiz. Ezanı dinleriz, kulak veririz ezana. Bir iftar duası yaparız. Allah'ım rızkımızı helalinden ver. Orucumuzu kabul eyle. Buradaki nimetleri görüp sevindiğimiz gibi ahiretlere cennet nimetlerini görüp sevmeyi nasip eyle şeklinde bir dua ile başlayabiliriz. Allah-u Teala'ya hamd ederek, şükrederek iftarımıza başlayabiliriz. Burası birinci konumuz idi. Evet, ikinci konumuz fitre konusu. Fitre herhangi bir sadaka gibi değildir. Sadakayı fıtır veya fıtır sadakası, fitir sadakası şeklinde geçer. Fıtratla alakalıdır. Fitir, fıtrat demektir. Yani insanın yaratılışıyla alakalı bir ibadettir. Niye öyle denmiş? İnsanın yaratılışında başkalarına yardım etmek vardır zaten. Hiç kimse bunu yapmasa bile Ramazan'da Allahu Teala emretmiş, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emretmiş. Ramazan'da olsun bu yardımı, sadakalaşmayı, yardımlaşmayı yapsın ki fıtratına uygun hareket etsin, kendi fıtratına dönsün. Böyle bir hikmeti vardır. Tabii hikmetinden ziyade bizim için önemli olan emirdir. Bu ibadet genel olarak alimlerimiz tarafından vacip olarak görülmüştür. Aslı sünnettir. Vacip hükmü verilmiştir. Fitremizi Ramazan içinde veriyoruz. Esas fitrenin vakti bayram namazından öncesidir. Ve bayram namazı son vakittir. Bayram namazından sonra artık kazaya kalmış olur. İbadeti zamanında yapmamış oluruz. Bayram namazından önce vereceğiz ama Ramazan'ın son günlerinde verebiliriz. Daha iyisi 15'inde verebiliriz. Daha iyisi 15'inden önce verebiliriz. Ramazan'ın başında da verebiliriz. Hatta alimlerimiz Ramazan'dan önce bile verilebilir diyorlar. Niye böyle? Çünkü Ramazan-ı Şerif'te verilen bu fitre bir işe yarasın diye. Diyanet İşleri Başkanlığımız her sene hesap yapıyor ve fitre miktarı belirliyor. Bu sene de 130 TL olarak fitre miktarı belirlendi. En alt seviyesi. 130 TL vermeyeceğiz biz. En alt seviyesi o. Bizim maddi durumumuz iyi ise 130 TL ile yetinmeyeceğiz. Nedir fitrenin hesabı? Bir insanın sabah ve akşam iki öğün. İslam'da öğün ikidir. Üç öğün değildir. Sağlıklı olan da budur. Şu anda doktorlar da bunu kabul ediyor. Bunu da belirtmiş olalım. İki öğün sabah akşam karnını doyuracak bir miktar para. Bunu da Türkiye şartlarında 130 TL olarak Diyanet İşleri Başkanlığımız belirlemiştir. Bu en alt seviyesidir. Bir insan bir ekmek, birkaç domates, salatalık, işte yarım kilo, 200 gram, 300 gram neyse bir şeyler alıp sabah akşam karnını doyurabilir 130 TL ile, bu şekilde hesaplanmış. Yani bir lokantaya gidip de et yemeği yemek değil mevzu. En asgari olarak bir insan sabah akşam karnını nasıl doyurur, kaç paraya doyurur? Bu hesap yapılarak 130 TL olarak belirleniyor. Ama biz karnımızı sabah kahvaltıda balla, reçelle, tereyağıyla, lüks birkaç çeşit peynirle karnımızı sabah doyuruyorsak, akşam et yemekleriyle karnımızı doyuruyorsak, hatta çorba, sulu yemek, pilav, et yemeği, tatlı böyle çeşit çeşit yemeklerle karnımızı doyuruyorsak, biz 130 TL ile iktifa etmeyelim. 130 TL verirsek fitir sadakamızı vermiş oluruz. İbadetin sorumluluğu üzerimizden düşer. Ama biz kendimiz sabah akşam kaç parayla doyuyoruz? Buna bakalım, buna göre verelim. Kişi başı 130 TL olarak en düşük hesaplanmış. Bunu da Ramazan'ın başlarında vermeye çalışalım. En geç bayram namazından önce bu fitremizi mutlaka bir fakire ulaştıralım. Kurumlara verebilir miyiz? Fitre ve zekat ve fidye, oruç tutamadığımızda verdiğimiz fidye kurumlara verilmez. Bir camiye, bir derneğe verilmez. Nasıl verilir? Eğer verdiğimiz kurum gerçekten bir fakir bulup, bir öğrenci bulup, fitre ve zekata uygun kişiyi bulup ona teslim ediyorsa, birebir eline veriyorsa, onun mülkiyetine geçiyorsa o para, o zaman kurumlara da verebiliriz.
Ama bağış yaptığımız, o zekatı fitreyi verdiğimiz kurum, nasıl olsa bu bana bağış geldi diye bir duvar sıvayacaksa, yemekte kullanacaksa, öğrencilerin yatakhanesinde masraf yapacaksa bu olmaz. Kişinin eline verecek, bir kişinin verdiği fitre, 130 TL diyelim veya 200 TL, miktar önemli değil. O verdiği fitre başka bir fakirin eline bütün olarak geçecek. Onun mülkiyetine geçecek, istediği şekilde kullanabilecek gücü kudreti olacak. Bu şekilde bir kurum fitre zekat topluyorsa oraya da verebiliriz. Ama önce yakınlarımızı gözetmek eftaldir. Akrabayı taallukatımızdan fakir olan, gariban olanlar varsa, onları biliyorsak, gerçekten fakir olduğunu, zekat fitre alacak durumda olduğunu, önce onları tercih eder, onlara veririz. Kendi yakınlarımızı gözetmek daha faziletlidir dinimize göre. Üçüncü mevzumuz, Ramazan ayı Kur'an ayıdır demiştik ayrıca. Kur'an-ı Kerim'i mutlaka okuyalım. Elimizden geldiğince hatim yapalım. Tek hatimle iktifa etmeyebiliriz, güzel, hızlı okuyabiliyorsak. Yorulmuyorsak 2-3 hatimde indirebiliriz. Hatim okuyamıyorsak en uzun bildiğimiz sure mesela Yasin-i Şerif olabilir, Tebareke suresi olabilir. Her gün bunları okumaya çalışalım. Her gün yapamıyorsak en azından 3 günde bir Yasin okuyalım mesela. Bunu yapamıyorsak namaz surelerini okuyalım. Namaz surelerini okurken açalım Kur'an-ı Kerim'den namaz surelerini. Kur'an-ı Kerim'den okurken takip edelim. Kur'an okumuş olalım hem de ezberden kıraat etmiş olalım. Bunu da yapamıyorsak her gün en azından 3 İhlas bir Fatiha suresi okuyup ölmüşlerimize de hediye edelim. Mutlaka Kur'an'la hemhal olalım. Hiçbir şey yapamıyorsak, Kur'an-ı Kerim'de okuyamıyorsak, ezberimizde de öyle çok bir şey yoksa ki bunları bir Müslümanın öğrenmesi lazım. Kur'an'ı, kitabını okuması lazım bir Müslümanın. En kısa sürede öğrenmesi lazım. Ezber yapması lazım birkaç sure. Düzgün, sağlıklı, namazı kabul olacak şekilde. Bunları da bilmiyorsak sırf Kur'an'a bakmak bile ibadettir. Mushaf-ı Şerif'i karşımıza alıp bakalım. Her gün 10 dakika, 15 dakika. Bu basit gelebilir belki. Ya böyle bir şey olur mu diye düşünenler olabilir ama Kur'an'a bakmak bile, sırf Mushaf'a bakmak bile sevaptır, ibadettir. Ayrıca şifadır. En azından Kur'an'ı açıp Mushaf'ı elimizde bakalım. Kur'ansız kalmayalım Ramazan'da. Bu konuyu da bu şekilde ele almış olalım. Üçüncü konumuz mutlaka oruçlarımızı tutalım. Sahurda bereket vardır. Sahura kalkalım. Geceden yiyip yatsak, yemek yiyip geceden yatsak ve yarın oruç tutmaya zaten niyetimiz varsa, geç vakitte uyansak o orucumuz olur. Yani geceden yemek bile niyet etmek demektir. Yarın oruç tutacağını zaten bilen bir insan, yarın oruç tutmayacağım diye niyetine bir şey gelmediyse bir insanın, o zaten oruç tutmaya niyetlidir. Sözlü olarak niyet etmemiş olsa bile orucu olur. Gece 12'de 1'de yese yatsa orucu olur. Ama sahura kalkmak berekettir. Mutlaka sahura kalkalım. Hele ki gelelim namaza. Oruç tutup, geceden yiyip veya sahura kalkıp hatta yemek yiyip sabah namazını kılmadan yatıyorsak bu çok büyük bir kayıptır ve Müslüman için düşünülemez bir şeydir. Bunu düşünmek bile istemiyorum ben. Siz de hak vereceksiniz. Yani bir Müslümanın özellikle Ramazan ayında namazı terk etmesi, namazsız kalması çok büyük bir garabettir. Çok büyük bir felakettir o kişi için. Allahu Teala ne yaptım da ben huzuruna beni almıyor diye düşünmesi lazım insanın. Sabah namazını mutlaka sahura kalkmışız zaten. İmsak vaktinde oruca başlamışız. Camiye gitmiyorsak bile özellikle bayanlar için imsak vaktinde ezan okunduğunda sabah namazı kılınır. Bekleyebiliyorsak biraz geciktirmek, güneş doğuşuna yakın kılmak daha faziletlidir. Kur'an okuruz o sürede. Başka işlerle meşgul oluruz. İşimiz varsa onu yaparız. Geç kılarsak sabah namazınız daha faziletlidir. Sünnete uygun olandır. Ama imsak vakti girdiğinde de hemen namazı kılabiliriz. Namazsız olmaz. Mutlaka sabah namazını sahura kalktığımız halde bir de yatıp da ihmal etmeyelim. Bu çok kötü bir şey. Gerçekten bunu cümlelerle ifade edemiyorum. Ramazan'da böyle bir şey düşünülemez.
Bunun dışında teravih namazı çok kuvvetli bir sünnettir. Teravih namazı asla Ramazan'da terk edilmemelidir. Camide kılamıyorsak evde kılmalıyız. Zaten faziletli olan kişilerin ferdi olarak kendisi evde kılmasıdır. Ama zorluktan dolayı evde zor gelir, camide kılabilir. Erkekler için farz namazları camide kılmak 27 derece daha sevaptır. Erkekler için farz namazları camide kılmak, bütün farz namazları, 5 vakit namazı çok kuvvetli sünnettir, terk edilmemesi gereken bir şeydir. Yine erkekler için teravih namazını camide kılmakta bir mahsur yoktur. Kadınlar için de camide kılmanın mahsuru yoktur ama tavsiye edilen evde kılmasıdır. Kadınların evde kılması daha efdaldir. Teravih namazının sünnet bir namaz olması hasebiyle, ki farz namazlarda da öyledir. Ama kadınlar camiye gelebilir mi? Camiye gelebilir. Kolaylık cemaatle kılmak. Camide kılabilir cemaatle. Cemaatle kılarsa cemaatle kılma sevabı da alınır. Yalnız kadınların giriş çıkışta camide erkeklerle iç içe sesleri duyulur şekilde olursa bu evde kılmaktan daha düşük sevaba vesile olur. Bir insan evde kılsa, ferdi olarak teravih namazını evde kılsa daha sevaptır zaten. Camiye kıldık, kolaylık olsun diye camiye geldik. Burada kadınların sesleri duyuluyorsa, kadınlar koku sürünüp camiye geliyorsa, baygın şekilde böyle herkesin duyacağı şekilde koku sürünüp camiye geliyorsa, bunlar Peygamber aleyhissalatü vesselamın reddettiği, istemediği şeylerdir. İslam'ın sınırları dışına çıkılmış olur bunlar yapılınca. Aynı kapıdan girip çıkmak, erkeklerin içinde, yakınında, göreceği yerde namaz kılmak, bunlar İslam'a uygun şeyler değillerdir. Kazançtan çok kaybolur, kayıp vesilesi olur. Bunlara dikkat edelim. Kadınlar da camide namazlarını kılabilirler. Ama 5 vakit farzı camide ya da evde mutlaka kılıyoruz, ihmal etmiyoruz. Teravih namazında salatü selamları beraber getiriyoruz. Her arada salatü selam söylüyoruz. İmam müezzin salatü selam getirmese bile. Ne diyor müezzin? Sallu ala rasulina Muhammed. Yani Muhammed üzerine, Resul olan Muhammed üzerine salavat getirin diyor. Her selamdan sonra herkes kendisi Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed demesi lazım. Her teravihin arasında. Sünnet namaz kıldığımızı, kuvvetli bir sünnet olduğunu, Peygamberimizin sünnetine uyduğumuzu bilerek teravihlerimizde kılalım. Namazlarımızı ihmal etmeyelim. Camide cami adabına uyalım. Vaaz-ı nasihat varsa mutlaka dinleyelim. Vaazlar, vaaz-ı nasihatler vakit geçsin diye merkezden yapılmıyor. Veya cami hocası vakit geçsin diye, vakit doldurmak için vaaz etmiyor. İnsanlar bir şeyler öğrensin diye vaaz ediyor. Cami adabına uyalım. Camide boş laflar konuşmayalım, boş sözler etmeyelim. Çok da tehlikelidir aynı zamanda, basit gibi görülse de. Allah-u Teala bir kutsi hadiste boş laf konuşacak benim meclisime gelmesin buyuruyor. Onun ibadetine ihtiyacım yok şeklinde kutsi hadis var. Çok tehlikelidir. Vaaz ve nasihat varsa vaaz dinleyelim. Hele Kur'an-ı Kerim okunuyorsa konuşmak zaten günahtır. Ayet emrediyor Kur'an-ı Kerim dinleyin diye. Cami adabına dikkat ederek konuşmadan, vaaz ve nasihat varsa onu dinleyerek, namaz aralarında hele hiç konuşmadan, teravih aralarında mesela selam verdim mi konuşuyoruz. Olmaz. Teravih 20 rekat bir bütündür. Selam da versek aralarda konuşmamak lazım. Şayet konuşursak, yeniden niyet etmemiz lazım diğer rekata dururken. Bunlara da dikkat etmiş olalım inşallah. Rabbim Teala oruçlarımızı, teravihlerimizi, fitrelerimizi, ibadatü taatlarımızı kabul ve makbul eylesin.